Biraz üst üste takmak doğru bir seçenek miydi yani? Ya unicorn'u taksaydın ya da çilekli, ikisi birden çok bence şık, rüya şık falan dedim de aklıma ne geldi biliyor musun? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Cips. Sipariş verelim mi? Nasıl olsun? Ruffles klasik. Ne dersin? Ya da Doritos mu olsun baharatlı falan? Ay hadi gidelim hemen Trendyol'a siparişimizi verelim. Hızlı marketten alalım yiyelim. Yeni sipariş var. Rüya Seda'lı adına bunları götürebilir misiniz? Tamamdır. Nerede kaldı bu sipariş ya? Rüya, ne sipariş verdim biliyor musun? Allah çok güzel görünüyorsun. Karar veremedim ya, klasik Ruffles mı söylesem baharatla Doritos. İkisinden de söyledim. İkisini. Ha, kapı çalıyor, koş açalım. Aç bakalım. Hadi hadi Rüya, çok heyecanlı. Çok güçlü cips var. Siparişimizi getirdiniz mi? Teşekkür ediyoruz. Tamam, teşekkür ederiz. Görüşürüz kargocu. Kargocunun da canı cips istedi herhalde, yiyecek neredeyse. Bakalım doğru mu siparişimiz? Hop, bu Doritos baharatlı. Bu da Ruffles klasik. Tamamdır. Cips biraz tatlı bir şeyler mi olsun? Ne gibi mesela? Düşün düşün düşün. Böyle çikolata falan gibi bir şey mi istedi canım? Yoksa şey, senin çok sevdiğin vardı ya olmaların, opogopo mu ne öyle bir şey, ogopogo, onlardan olsa yer miydik şimdi? Hadi sipariş verelim. Ay biz bugün ne oldu bize, böyle kargocumuz getirir inşallah. Rüya, yalnız bir şey söyleyeceğim, siparişi ne yapalım biliyor musun? Ben çok sevmiyorum, bir tane ondan söyleyelim, bir tane de bana bu Ülker sütlü çikolatalar var ya, böyle paket oluyor, bir tane de ondan söyleyelim, olur mu? Rüya Seda'lı adına yeni sipariş var. Buyurun götürebilirsiniz Rüzgar Bey. Motorla. Hadi kolay gelsin. Kolay. Az mı verdik sipariş ya? Şöyle birkaç parça bir şey daha mı söyleseydik? Hah geldi. Hah kargocu bey getir. Aaa. Kargocu bey bu da ne? Biz bir tane Ogopogo istedik, bir tane de Napoliten çikolatalardan. Kocaman kutu getirmişsiniz. Bakayım şöyle. Eyvah eyvah kutu. Ben bir tane böyle istemiştim. Bu kadar çikolatayı ne yapacağız biz? Rüya bakayım be. Allah dolu, biz bunları bir ay değil, iki ay değil, üç ay yeriz. Kargocu çok getirmişsin. Bunları iade etmemiz lazım bizim. Evet, bunların hepsini yersek biz doktora gideriz. Bu kadar çok yememeliyiz. Birer tane canımız tatlı istedi. Ben bundan, o da bundan bir tane yiyecek. Kalanı alabilirsiniz siz. Neden? Çok mu sipariş veriyoruz size? Yok ya. Rahatsız mı oldunuz o kadar siparişten? Çok mu sipariş verdik Rüya, ne diyorsun? Tamam tamam, bugün başka sipariş vermeyeceğiz, söz veriyorum. Ama teşekkür ediyoruz. Rüya ne yapacağız bu kadar? Bu kadar, of, bunların hepsini yersek patlarız biz. Ne yapsak acaba? Anne, dolaba koyarız. Markette almak yerine kendimiz dolaptan alıp yeriz. Yani doğru söylüyorsun. Biz bunu herhalde bakıyorum 3 ayda falan bitiririz. Bir de bu var, bir 3 ayda bunun var. Afiyet olsun bize. Eyvah eyvah, çok getirdi kargoca. Şöyle güzel bir kahve keyfi yapmanın zamanı geldi. Fincanla burada. Uf, bunda büyük boy aldığım gerçekten iyi olmuş, bir çikolata yiyeyim şöyle. Efendim anneciğim? Çikolata mı? Sen de mi istiyorsun? Tamam peki, açayım size de vereyim birer tane. Tamam peki, açınca vereyim birer tane. Ha, şöyle al bakalım, bu sana. Aç da ye annem, öyle yenir mi? Al kızım. Afiyet olsun. Hadi bakalım siz içeri. Anne de birazcık ne yapsın? Kahvesini alsın ve anne, kahve keyfi. Çikolata.
çikolatanın kahveyle bütünleşmesi harika bir lezzet. Dur birazcık daha içeyim. Bir annenin dinlenme saati an itibariyle sona ermiş bulunmakta. Şimdi yemek yapmaya başlayalım. Bu ne? Aa, bu kadar kalmış olamaz. Bu kutu doluydu. Yok canım, doluydu, hatırlıyorum. Boş muydu acaba, bitirdi? Hayır ya, doluydu. Nereye gitti kutudaki çikolataların hepsi acaba? Düşün. Yok, doluydu. Nereye gitmiş olabilir? Evet, ben gideyim bir Rüya'ya konuşayım. Allah, çikolatalar yok. Nerede bu çikolatalar? Rüya anneciğim. Rüya. Anneciğim, bir şey soracağım sana. Hani kocaman kutu çikolatamız vardı ya, içindeki küçükleri saymıyorum. Hani böyle kutu kutu, büyük bir kutunun içindeydi. O kutuda çikolata vardı değil mi? Ne kadar vardı? 18 tane falan vardı. Saydın mı? Ama dolu gibiydi kutu değil mi? Ben 3 tane falan yedik o kutudan diye hatırlıyorum. Gel şimdi sana bir şey göstereceğim. Gel. Gel. Gel, gel bak, yürüne göstereceğim. Gel, gel Rüya, gel. İşte. Bak, açıyorum, kapatıyorum, aynı sonuç. Açıyorum, kapatıyorum, aynı. Bize kalan sadece bu 5 tane. Rüya, ne olmuş olabilir kutunun içindeki çikolatalara? Anne, hırsız gelmiş olmasın? Ne diyorsun kızım? Çikolata hırsız. Çikolata hırsız mı? Kızım nerede? Ya bir şey söyleyeceğim. Belki bir yere boşaltmışızdır, unutmuşuzdur ya da oyunu... Bu arka dolaptaydı ya. Arka dolaba gidip bir bakalım. Hadi yürü bir bakalım. Artık kim çikolatalar benim oldu ya. Hepsi benim. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben böyle fazlalık çikolataları falan filan karşı dolaba koyuyorum ya, çamaşır odasına. Acaba diyorum ki oraya mı koydum farkında olmadan? Ya da bir Rüzgar'a mı sorsak? Gel bir Rüzgar'a bir soralım, belki o biliyordur. Rüzgar'a. Annem. Bulduk çikolatacıyı. Rüzgar, bütün çikolataları neden aldın anneciğim? Canım istedi. Canım istedi, olur mu peki? Bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsini yersen karnın ağrır. Bunu biliyorsun. Mama, niye aldın? Patlar işte. Patlar mı? Evet. Patlamak ister misin? Evet. Hayır. Peki o zaman çikolataları şimdi aynen alalım. Yerlerine götürüp koyalım. Hayır. Sonra istediğin zaman sana yine... Eyvah, nasıl ikna edeceğiz? Bir dakika ya, ben niye seni ikna ediyorum? Benden izin almadan gelip çikolataları alan sensin. Hatalısın. Yanlış yapmışsın. Haksız mıyım arkadaşlar? İzin alması gerekmez miydi? Siz de abur cubur yediğiniz zaman annenizden izin alıyor musunuz? Yoksa almıyor musunuz? Ben her türlü alıyorum. Rüya her zaman izin alır. Ama Rüzgar bu konuda... Ben aynen öyle. Yorumlarınızı yazın, bekliyoruz. Rüzgar, bugün Rüya neden erken okula geldi? Okuldan eve geldi. Evet, hasta oldu. Peki Rüya hasta olduğu için bizim bugün ne yapmamız lazım? Bakmamız lazım. Aynen öyle. Bugün Rüya'ya bakmamız lazım. Hiç yerinden kaldırmayacağız onu. Ne dedi öğretmeni? Bugün yatsın, birazcık dinlensin Rüya dedi. Tamam. Şimdi biz ona birazcık şımartalım ve ona bakalım. Hadi bakalım. Hadi gidelim yanına. Kaldırıyorum. Kaldırmak yok. Bir şey olmaz anneciğim. Olur böyle hasta, geçer Allah'ın izniyle. Anneciğim, istediğin bir şey var mı? Keşke tüylü yastığım olsa. Getireyim. Ya tüylü yastık. Aferin Rüzgar'a. Anneciğim, ne kadar iyi bir kardeşsin sen bugün. Süper işte.
Bütün peluşlar mı? Rüzgar gel. Buna benimle yardım etmem lazım. Gel bütün peluşları getireceğiz. Yürü. Onu üstüne dökeceğiz. Hepsini yağmur dökeceğiz. Yapacağız. Yağmur peluş yağmuru. Hadi yürü. Allah kim toplayacak geri oraları. Peluşlar uykuda desek bunu götürsek sadece. En sevdiği 5 taneyi verelim. Bir de bunu götür al. On öbürleri uyumuş deriz. Hah bir de bunu. Tamam bu kadar. Hepsini bu kadar 3'ünü taşırsın. Hadi götür bunları. 3, 2, 3. Yağmur yaptık. Rüya öbür peluşlar uyuyakalmışlar anneciğim. Uyandırmak istemedik. Bu kadar yeterli diye düşündüm. Öbürlerini... Eyvah hepsi gelecek. Şunlar kaldı yine ama bu kadar var elimizde peluş deriz. Yoksa bitmeyecek annem bu iş. Allah. Al bakalım bunları hop hop. Tamam mısın? Rüya görünmüyoruz. Rüya daha fazla getirirsek yatakta sana yer kalmayacak. Dönecek yerin yok az sonra. Bence bu kadar yeter sana. Allah Rüya'yı görmüyoruz artık. Rüya neredesin? Buradan bakıyorum şuradan. Ha burada. Tamam artık yeter bu kadar. Aynen. Keşke biraz da kuru yemiş yapsaydı. Kuru yemiş mi? Rüzgar kuru yemiş diyor. Kalk gidelim getirelim. Allah o koşturmaya devam ediyor. Hadi bakalım. Fıstık götürelim Rüzgar Rüya'yı birazcık. Afiyet olsun anneciğim. Ay çok doydum. Keşke su olsaydı. Su. Rüzgar su istiyor. Koş su getirelim Ay, anneciğim. Su. Yürü ben suya getiriyorum. Koşayım şöyle su getireyim Rüya'ya. Burada suyunu da verelim. Buyur anneciğim otur istersen öyle iç suyunu. Dur heh, dur bunu koyayım. Buyur bakalım. Rüya hiç iyileşme belirtisi yok mu annem hala böyle yorgun mu hissediyorsun kendini? Biz biraz yorulduk yavrum sabahtan beri peluş taşıyor. Ben yiyecek içecek taşımaktan meyveler sebzeler helak oldum. Yetmez mi bu kadar? Değil misin? Aa, bunları da mı getirdin? Annem kalmadı bir şey. Rüzgar, sen yorulmadın mı? Ben sabahtan beri Rüya'ya sürekli bir şeyler taşıyorum. Yiyecek içecek. Eyvah. Arkadaşlar Rüya'nın bu hastalığı nasıl olacak bilmiyorum gerçekten. Talepleri ve istekleri bitmiyor. Yatak peluştan görünmüyor. Rüya yatakta görünmüyor. Burada fıstık var, su var. Az önce başka bir şeyler daha istedi. Daha neler yapacağız bilmiyoruz. Bize yardım edin ne olur. Daha mı getirdin? Yeter anneciğim yeter. Ben de hasta oldum hadi. Sen de mi hasta oldun? Neden? Her istediği yapılıyor tabii hasta olanın. Dedin ki. Ben de içine gideceğim. Hayır giremezsin. Rüyanın mikrobu varsa sana bulaşabilir. Yok yok giremezsin. Ben de hasta oldum. Eyvah. Gideceğim. Eyvah Rüzgar da gidiyor yatağına. Ya şimdi iki tane mi her istediği yapılacak olan olacak evde? Ben bittim. Anneciğim gel saçlarını düzeltelim. Güzelce git tam. Gel bir daha düzelteyim olmadı saçın. Rüya geliyor. Rüya. Evet bugün Rüya yok maalesef. Kendine dikkat et. Rüyanın öğretmenine de söylersin tamam mı? Rüya bugün biraz hasta. Ben Rüya gelemedi. Hadi görüşürüz. Hareketlerini güzelce yap tamam mı? Öğretmenine de ne diyorsun gidince? Günaydın. Aferin sana. Hadi bakalım iyi dersler anneciğim. Kendine iyi bak görüşürüz. Görüşürüz. Tamam el sallayacağım. Ve de gittiler. Rüya sen nasıl oldun anneciğim? Daha iyi hissediyor musun kendini? Cimnastiğe bugün Rüzgar gitti. Sen gidemedin. Üzgün müsün biraz? Neyse bir şey olmaz ya. Sen de burada böyle birazcık uzan, dinlen. Su koşular. Bakayım mı kaç tane var? 6 tane. Oo bayağı da. Ay bu çok güzelmiş. Ama istersin. Olur o kadar bir şey olmaz. Hadi bakalım sen de güzelce yat dinlen. Ondan sonra bakalım Rüzgar nasıl gelecek. Gel camdan bakalım mı onları el sallayalım. Daha garajdan çıkmamışlar. Evet hala çıkmadılar daha ya. Ben de bekliyorum heyecanla. Garaj şurada ya. Garaj şu tarafta bu tarafa gidecekler ama. O tarafa. Şu tarafa. Aynen. Şuradan çıkıp o tarafa doğru. Beyaz bir araba. Arkadaşlar siz de görünce hemen yazın. Bugün Rüzgar cimnastiğe gitti. İlk defa rüyasız gidiyor cimnastiğe. Genelde Rüya ile beraber gidiyor ve sürekli Rüya'nın yanına gidiyor. Bugün yalnız hissedecek mi acaba kendini? Ben de yokum onu izlemeye gidemedim diye böyle birazcık buruz,
Rüyada ben de Rüzgar için birazcık korkuyoruz ve üzülüyoruz. Ama seneye okula gidecek artık o da. Geç kalacaklar ya. Rüya araba bozulmuş olmasın. Lastik patlamıştır belki. Olabilir mi? Yoksa başka bir şey mi ya? Cık, nerede kaldılar? Rüzgar korkup vaz mı geçti acaba? Biz olmayınca gitmek istemedim. Baban ikna edemedi. Geri mi çıkıyorlar acaba? Ne oluyor acaba belki aşağıda? Belki anahtarı bulamamışlardı. Anahtarı mı? O zaman geri gel. Bir sürü anahtar var ya şeyde. Ay bir tane araba çıktı sanırım ama değilmiş. Rüya... Ha? İşte bu. İşte bu. Bizim araba gidiyor. Benim doğum günü şeyim de herkes. Evet, gitti. Evet anneciğim. Hadi bakalım. Nasıl geçecek acaba? Rüya koş, kapı çalıyor anneciğim. Rüzgar geldi galiba. Koş koş. Anneciğim hoş geldin. Nasıl geçti cimnastiğin? Yok. Demedin mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Rüya'yı sordular mı öğretmenler? Ne? Ne dedin? Öğretmenim doldu dedi. Allah içeri montu nasıl gördüm. Ayakkabılarımızla girmiyoruz tabii eve. Öğretmene güzelce söyledin mi Rüya biraz hasta oldu diye? Evet. Neyse sen nasıl hissediyorsun kendini, daha iyi misin? Rüzgar'ın cimnastiği güzel geçmiş. Belki kendini hissedersen yarın sen de gidersin. Ne diyorsun? Anne artık doğum günümüzü yapalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu hafta cimnastiğe Rüzgar gitti ama Rüya gidemedi. Bakalım yarın iyileşmiş olursa yarın Rüya da gider. Yarın okula gitmişim. Mantık cimnastiği. Mantık? Niye ikiniz aynı anda çıkamadınız evden? Niye böyle oldu? Neyse bakalım. Şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.